Bu arada AKP ile ittifak yapıp meclise taşıdıkları bazı kesimler, şahsiyetler de bu ülkede Kürtçe sorunu yoktur, ana dil sorunu yoktur gibi cümleler etmişler. Biz kendisine buradan çağrı yapıyoruz. Buyursun gelsin mecliste 3 kelime Kürtçe söz kursun. Bakalım bu ülkede ana dil Kürtçe konuşmak serbest mi, serbest değil mi görsün. Herhalde biz Kürtçe konuşunca tutanaklara X diye geçince oralardan birileri bize anayasa ve iç tüzük hatırlatınca hiç rahatsız olmuyorlar ki bugün çıkmışlar aslında ana dil hakkının korunduğunu, Kürtçe üzerinde bir ret ve inkar politikasının olmadığını söyleme aymazlığına kapılabiliyorlar. Ne diyelim? Diyecek söz bulamıyoruz. Kürt halkının ve Türkiye kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Halkımız her şeyi çok iyi bir şekilde görüyor.